Şimdi kardeşlerimiz, kendi milletim, şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Din bir kere çok ciddi, aklı başında insanların yaşayabileceği bir olaydır. Ve bayağı ciddi değerlendirilmesi lazım. Yani duygusal, romantik, böyle yapmacık değerlendirecek bir şey değildir din. Mesela dini programlar oluyor. Yani bir kısmı çok yapmacık. Dikkatlice baksınlar. Yani o uslup, o konuşma, o romantizm, o duygusallık, o yapmacık uslup Kur'an'ın, imanın ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Evet. İman keskin akıl ve ciddiyet gerektiren bir olay, değil mi? Tabii. Burada bir anormallik var. Yani bundan bir kere haberdar olması lazım herkese. Yani bu gözle bakıp ibret gözüyle baksınlar. Eğer o hak yoldaysa, doğru yoldaysa anormal bir uslubunun olmaması lazım. Yani duygusal, romantik bir uslupla din anlatılmaz. Öyle gökyüzüne bakarak, kaval sesi arkadan gelerek. Yani isim veririm, yani sitelerini veririm, görüntülerini veririm. Fakat şimdi yakışık almaz. Ben Müslümanlara karşı öyle bir uslup hiç kullanmadım. Kullanmıyorum da. Çünkü ben bütün Müslümanları seviyorum. Hepsini koruyup kolluyorum. Ama hatalarını genel anlamda mahcup etmeyecek tarzda bir kısmını izah ediyorum. Ama gerçekten tehlikeli olanlarda, yani vahim olanlarda direkt söylüyorum. Evet. Yani çünkü vahamet var, yani o kapalı söyleyemeyiz onu. Bir kere hakla, hak anlatışla yanlış anlatışın arasındaki dev farklardan biri budur. Yani romantik, duygusal, yapmacık anlatım varsa o kişilerin samimiyetsiz olduğunu düşünebilirler. Yani aklı başında bir insan öyle bir usul kullanmaz. Yani bir kere Allah korkusu var, ahiret var, biz öleceğiz, ahirete gideceğiz, cennet, cehennem var, sonsuz yaşayacağız. Böyle bir duygusal uslubu bu adam cehennemin kenarında yapabilecek mi böyle? Değil mi? Ölüm yaklaştığında, ölüm anında buna bayağı ciddi oluyorlar. Duygusallık, romantiklik falan yapmıyorlar. Şiir falan söyleyecek uslupları kalmıyor. Bu bir ölçüdür. Yani ayırım yapmak için ölçüdür.